27 tane birim küp kullanılarak oluşturulan küpün tüm yüzeylerindeki bölmelere üçgen, kare, yıldız sembollerinden biri yerleştiriliyor. Bu küpün üzerindeki sembollerden rastgele seçilen bir sembolün üçgen olma olasılığı kare olma olasılığından fazla, yıldız olma olasılığından azmış. Öyleyse üçgenlerin sayısı kesinlikle karelerin sayısından fazladır ama yıldızların sayısından da azdır. Ki olasılığı bundan fazla, bundan azmış. Buna göre küp üzerinde bulunan kare sembollerinin sayısı en çok kaçtır? Şimdi bu küpün üzerindeki yüzeylere bakalım. Kaç tane kare var? Şöyle saydığımızda bir yüzeyde bakın. 9 tane şey var, sembol var. Bir yüzeyde 9 tane sembol var. Peki küpün kaç tane yüzeyi var? Yanlarda 4 tane yüzey var. Üst taban, alt taban toplam 6 yüzey var. 6 yüzeyde 9 tane sembol, toplam 54 tane sembol var o zaman. Bu küpün üzerinde. Bu 54 tane sembolden bir kısmında yıldız var, bir kısmında üçgen var, bir kısmında kare var. Şimdi kare sembollerinin sayısının en çok olmasını istiyor. Şimdi şıklarda en çok 19 var. 19 deneyelim mesela. Karenin 19 tane olması demek üçgen sayısının ondan fazla olması demek. Çünkü üçgen gelme olasılığı daha fazlaymış. Bunu da en az 20 alsak, o zaman yıldız sayısını da en az 21 alırız. Peki bu durumda toplamları ne yapar? 40, 60 tane yapar. 60 tane bunun üzerinde sembol yok. O yüzden A şıkkı olamaz. Geçelim B şıkkına. Eğer kare sembol sayısı en çok 18 ise üçgen sayısı da en az 19 olmalı. Yıldız sayısı da en az 20 olmalı. Çünkü bundan fazlaymış. Bu A şıkkına göre çözüm. Bu da B şıkkına göre çözüm. Bakalım toplamları ne yapacak? 20, 30, 40, 57 yaptı. Daha bunu azaltma imkanımız yok. Ama 54 olması gerekiyor. Demek ki 18 de olamaz. C şıkkına çözüm göre yaparsak karelerden 17 tane olsa, üçgen ondan fazla olacağına göre 18 tane olsa, yıldız da ondan fazla 19 tane olsa, bu durumda toplam sembol sayısı 30, 45, 45'in üzerine bir de 9 eklersek 54'ü veriyor. O zaman karelerin sayısı en çok 17 tane olmalı diyoruz. 16 da olabilir ama en çok dediği için 17 işaretleriniz. 16 nasıl olur? Bunu 16, bunu 17 yaptığında toplam 33 mü yapıyor? Evet, 54 olması için buna da 21 tane verirsin. Bu da yine aynı şartları sağlar. Fakat C şıkkındaki kare sembol sayısı daha fazla olduğu için cevabımız C şıkkı olmalı. Kenan üzerinde harf ya da rakam yazılı olan aşağıdaki oyuncak arabalardan birini rastgele seçiyor. Buna göre Kenan'ın aşağıdakilerden hangisini seçmiş olma olasılığı daha fazladır? Harf yazılı mavi araba bir tane arkadaşlar, değil mi? Olası durumlar bir tane. Harf yazılı yeşil araba yine bir tane. Harf yazılı sarı araba iki tane var. Öyleyse bunda iki tane olası durum var. Rakam yazılı yeşil arabada bir tane var. Dolayısıyla C şıkkını seçme ihtimali daha fazla. Aşağıda üzerlerinde kedi, kuş ve köpek veya köpek resmi olan ters çevrilmiş 20 tane kart verilmiştir. Bu kartlar arasından rastgele seçilen bir kartın kedi olma olasılığı en fazla, kuş olma olasılığı da en azmış. Öyleyse köpek olma olasılığı da ortada olacaktır, değil mi? Köpeklerin sayısı demek ki ortada. Kedi olma olasılığı en fazla olduğuna göre demek ki kedilerin sayısı köpeklerden fazla. Kuşların gelme olasılığı en azsa kuş olma olasılığı da, kuşların sayısı da en az olmalı. Buna göre bu kartlardan en az kaç tanesinde kedi resmi vardır? Kedi resmi en az olmasını istemiş. En küçük şıktan deneyerek başlanır. Şimdi en büyük şıktan başlarsanız denemeye, cevabı bulsanız bile işaretleyemezsiniz. Çünkü daha küçük şıkları da denemeniz gerekir. Ama en küçük şıktan başlarsak cevabı bulduğumuzda direkt işaretleriz. Çünkü en küçük şıkkı bulduğumuza göre daha büyük şıkları incelemeye gerek yok. Şimdi kediler 6 tane olsa, köpekler mecburen bundan az olacak. 5 tane olur. Kuşlar da 4 tane olur. Bu durumda toplam sayımız 15 tane yapıyor. Halbuki 20 tane vardı. Demek ki A şıkkı olamaz. B şıkkına geçelim. B şıkkında kedilerin sayısının en az 7 olduğunu söylüyor. O zaman köpeklerin sayısı 6, kuşların sayısı da 5 olur. Bu durumda toplamları 18 yapacaktır. Yine olmadı. Bunu da eledik, bunu da eledik. Geldik C şıkkına. Kedilerin sayısı 8 olsa, köpeklerin sayısı o zaman 7 olsa, kuşların sayısı da 6 olsa bu durumda 21 tane yapıyor. Ha, bu da fazla oluyor.
Bu fazla olduğuna göre bunu daha azaltma şansımız var mı? Var. Nasıl azaltabiliriz? 8, 7, 15 ya. Şunu 5 yaparız. Toplam 20'yi bu şekilde verir. Ama üsttekini düşünün. Mesela üstteki kaç geliyordu? 18, 20 yapma şansımız yok. Artırma şansımız yok. Yani bunu artıramayız. O zaman kedilerin sayısını geçer. Bunu artıramayız. Köpeklerin sayısını geçer. Fakat üsttekini de fazla geldiği zaman azaltma şansımız var. Kedilerin sayısı 8 tane ise köpekleri 7 tane alırız. Ondan az olmak zorunda. 15. O zaman kuşları da 5 tane aldığımızda köpeklerden az ve toplamları 20'yi veriyor. Öyleyse kedi sayısı en az 8 tane olmalı diyoruz. Bir müzik okulundaki 90 öğrenci piyano, gitar ve bağlama derslerinden birini almaktadır. Önemli birini alıyormuş. Yani 2 tane ders alan yok. Bu öğrenciler arasında rastgele seçilen bir öğrencinin piyano dersi alan öğrencilerden biri olma olasılığı en az. Piyano en azmış. Gitar dersi alan öğrencilerden biri olma olasılığı da en fazlaymış. Gitar da en fazlaysa demek ki diğeri olan bağlama ise ortada. Buna göre bu öğrencilerin aldıkları derslere göre dağılımını gösteren dairesel grafik aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi seçilen bir öğrencinin gitar ders alma ihtimali en fazlaysa demek ki en çok öğrenci gitarda var. En az öğrenci piyanoda var. Bağlamadaki öğrenci sayısı da ortada. Bunu açılarla da kıyaslayabiliriz. Gitarın açısı en fazla olmalı. Gitarın açısının en fazla olduğu bakıyoruz. B şıkkı olamaz değil mi? Küçük. D de olamaz. Gitarın en fazla olduğu A şıkkı ve C şıkkı var. Hemen açılarını hesaplayalım. 90, 120 daha 210. O zaman buraya 150 kalacaktır. 80, 120 daha 200. O zaman buraya da 160 kalacaktır. Tamam, gitar en fazla. Piyanonun en az olması gerekiyor. Evet, A şıkkında piyano en az. C şıkkında da piyano en az. Bağlaman ortada olması gerekiyor. İkisinde de ortada. Şimdi peki cevabı nereden bulacağız? Şuradan. 90 tane öğrenci var ya. 90 öğrencideki buradaki öğrenci sayılarını bulduğunuzda tam sayı çıkmalı. Nasıl peki bunu yapacağız? A şıkkını inceleyelim önce. 360 derece, yani bunun tamamı 90 öğrenciye eşitse, mesela 90 derece piyano sayısını bulalım. Acaba kaç öğrenciye denk gelir? Bu bunun 4'te 1'i. O zaman 90'ı da 4'e bölmemiz gerekir. 94'e tam bölünmüyor. Demek ki bu dereceler de uygun değil. Gelelim C şıkkına. 360 derece, yani tamamı 90 öğrenci ise acaba 80 derece kaç öğrencidir diye bir denklem kurduğumuzda 90 360'ın 4'te 1'i olduğu için 80'in de 4'te 1'ini buluruz. Yani burayı tam sayı olarak bize verir. Bu kursa katılan öğrenci sayısı 20 kişi bakın. Öğrenci sayısı, kursa katılan kişi sayısı kesirli çıkamaz bu soruda değil mi? 20,5 kişi veya 20 tam 1 bölü 2 kişi katılıyor gibi bir şey diyemeyeceğiz. O yüzden tam sayı çıkması gerekiyor. Bu da C şıkkında var. İşte 360 derece 90 kişi ise bağlamaya katılan 120 derece kaç kişi yine bulunabilir. Tam 3'te 1'i 3'te 1'i 30 kişi yapar. Yine 360 derecenin tamamı 90 kişi ise gitara katılan 160 derece kaç kişidir? Yine bu bunun 4'te 1'i olduğu için bunu da 4'te 1'ini aldığımızda burayı da 40 kişi bulacağız. Hepsi tam sayı çıktı. Öyleyse cevabımız C seçeneği olmalı.